Başlayayım mı? Evet, lütfen. Tamam. Yani öncelikle hani kimliklendirme, bu identification meselesiyle belki kısaca başlamak gerekiyor. Yani bize kim, geleneksel anlamda bize kim kimlik veriyor? Devlet veriyor. Yani bizler doğduğumuz zaman ailemiz gidiyor, bizi kaydediyor. O kimlik sayesinde ve kimlik numarası sayesinde biz temel hak ve özgürlüklerimizden yararlanıyoruz. Yani eğitime gidiyor, alıyor, okula gidiyoruz, hastaneye gidiyoruz. Oy veriyoruz ve yani her yaptığımız her şey yasalar karşısında bu kimlik sayesinde başlıyor. Kimliğiniz yoksa hiçbir şekilde hizmet de alamazsınız, imkanlardan da yararlanamazsınız. Şimdi bu geleneksel anlamdaki kimlik. Şimdi dünyada bu anlamda ciddi sorunları olan ülkeler var. Bazı ülkeler, mesela bazı Afrika ülkeleri gerçekten imkanı olmadığı için kimlik vermiyor bazı insanlar. Örneğin Nijerya'da belli kabilelerde yaşayanlar, yani hiç hayatları, ömürleri boyunca bir kimlik almamış olabiliyorlar. Çünkü devlet oraya bir hizmet götürmüyor. Bazı ülkelerde ise ayrımcı politikalardan kaynaklı vatandaş sayılmıyorsunuz. Örneğin işte Myanmar'da Rohingyalılar vatandaş sayılmıyor. Onlara kimlik vermiyor devlet. Hatta Myanmar'da 3 çeşit kimliğin olduğu söyleniyor. Hani onların ayrıntısını bilmiyorum. Orada daha böyle farklı bir, yani ayrımcı bir kültür var. Birinci, ikinci sınıf vatandaşlar var, vatandaş olmayanlar var. Örneğin Suriye'nin kuzeyinde de bir önemli bir Kürt nüfusunun kimliği yoktu uzun yıllar. Yani bu, sizin kimliği olmadığı zaman siz seçimlere giremiyorsunuz, hizmet almıyorsunuz. Devletin herhangi bir yükümlülüğü yok sonuçta. Şimdi bu nedenle dünyada da şu an yaklaşık 1 milyar insanın kimliğinin olmadığı hesaplanıyor ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri adı altında 2030 yılında bu insanlara kimlik verilmesi hedefleniyor. Böylece insanlar temel hizmetlerden ve imkanlardan yararlansın. İkinci mesele ne? Göçmenler ve mülteciler açısından. Şimdi dünyada mülteciler, göçmenler ve zorunlu yerinden edilenler, yani forcibly displaced populations derken yaklaşık 80 milyon insan var. İşte Suriye, Afganistan gibi ülkelerden çok ciddi bir kitle göç, mülteci konumuna düşmüş durumda. Ve bu hareketler, sizler de biliyorsunuz, artık yani nesiller boyu sürüyor. Yani Filistinliler vardı sadece, şimdi artık Suriyeliler için, Afganlar için de, yani sorunlar bir anda çözülmüyor. Oradaki savaşlar, çatışmalar çözülmediği için de insanlar nesiller boyu orada kalıyor. Oysa ki mülteci sözleşmeleri böyle kitlesel hareketlere değil, bireylere yönelikti. İşte daha çok siyasi anlamda kovuşturmaya uğrayan, bir şekilde ülkeden kaçıp gidip bir yerde sığınma başvurusu yapıyordu. Ama bu kişiler genellikle eğitimli insanlar oluyordu. Az sayıda insan oluyordu ve onlara işte mülteci statüsü veriliyordu. Esasında 51 sözleşmesi bu tarz bir kitle akılda vardı. Yani Almanya'dan kaçan Yahudiler düşünülüyordu. İşte Sovyetler Birliği'nden kaçanlar düşünülüyordu. İşte sonra işte çeşitli juntalardan kaçanlar düşünülüyordu. Ama böyle bir kitlesel bir mültecilik, yani işte IŞİD'den bir anda on binlerce insan kaçıp Türkiye sınırlarına geliyor. Şimdi bu çok daha yeni bir mesele. Ve bu insanların da kimliği meselesi var. Şimdi bazı ülkeler mültecilere kimlik vermiyor. Örneğin Tayland'a ve benzeri giderseniz orada size kimlik verilmiyor. Yok sayılıyorsunuz. Veya kimlik verseniz bile, mesela Türkiye'ye kimlik veriyor, geleni hemen kaydediyor ve işte bir kimlik numarasını veriyor, ama bu kez de bu kişi gerçekten söylediği kişi mi? Ben nereden bileceğim? Böyle bir sorun var. Yani size bir tane diyor ki benim hiçbir şeyim kalmadı. Benim ismim Ahmet diyor. Yani şimdi nasıl ben inanayım sana? Yani sen savaşçı mıydın? IŞİD'li miydin? Ne bileyim ben senin kim olduğunu, meselesi var. Senin bir de kendini kanıtlaman lazım. Ya da bir belge veriyorsun. O belgeyi ben gerçek olduğunu nereden bileyim? Veya mesela işi kimlikten bir adım ötesine gidelim. Mesela tapu, mesela Irak'ta işte Musul'u yıllarca yönetti, IŞİD yönetti. Şimdi siz de oradan kaçtınız, geldiniz bir baktınız evinizde başkası oturuyor. Yani bu benim diyorsunuz ama adam diyor ki ben de bunu aldım, IŞİD bana verdi o dönem, benim de belgem var. Hani bir anda sizi, işte bir başkası da geliyor, Osmanlı döneminden bir tapu gösteriyor. İşler iyice karmaşıklaşıyor. Yani bu kimlik meselesinin böyle çok çeşitli meseleleri var. Somut yaşamda şu an karşımıza çıkan meselesi var. Yani kimlik vermek isteseniz bile, yani Türkiye sınırına geldi, siz adama kimlik vereceksiniz ama kim bu? Onu bilmiyorsunuz. Şimdi bu sorunu nasıl çözeceğiz? Ve bu 3-5 kişi değil, 10 milyonlarca insan. Yani UNHCR 80 milyon insanla muhatap oluyor. Dünya Gıda Programı 92-93 milyon insana yardım dağıtmaya çalışıyor ve bu insanlar dünyanın en stratejik, en uzak, en
zorlu yerlerindeler. Yani çatışma bölgelerindeki insanlar. Şimdi bir bunları bir özet olarak koyalım kenara. İkinci olarak dijital kimlik meselesine bakalım. Ve dijital kimlik adı üstünde kimlikteki bilgilerinizin dijital ortama aktarılmasıyla ilgili bir şey. Yani artık sizin kimlik bilgileriniz dijital ortamdaki online ortamda yer alıyor. Yani sizin bilginizi oraya aktarıyorlar. Eskiden sadece size bir plastik kart veriyorlardı. Şimdi artık dijital bir kimlik alıyorsunuz. Şimdi plastik kartın sorunu işte bu tarz mülteci hareketliliklerinde oluyor. Siz çünkü onun sahtesi olabilir kağıdın ya da kartın, onun kim olduğunu bilemeyebilirsiniz. Şimdi o zaman diyorlar ki biz bunlara dijital kimlik verelim. Ya da bazı devletler diyorlar ki biz işleri dijitalleştirirsek sorunlar çözülür. Mesela E-Devlet uygulaması. Türkiye'de işte E-Devlet herhangi bir kuruma gitmeden nüfus idaresinden birçok yere kadar işlemlerinizi yapıyorsunuz. Diplomanızı indirebiliyorsunuz ve benzeri. Şimdi bunlar devlet kısmı. Ama aslında dijital kimlik bizim hayatımızın her alanında var. Yani aslında biz onu dijital kimlik demiyoruz ama her şeyimiz dijital kimlikle dolu. Yani bizim belki onlarca kimliğimiz var çünkü artık bize şirketler de kimlik dağıtmaya başlıyor. Mesela Facebook veya Twitter giriyorsunuz size bir kimlik veriyor. İşte bilgilerinizi giriyorsunuz, sözleşme imzalıyorsunuz, onlar size bir kimlik veriyorlar. Bu senin username'in, bu senin password'un diyor. Online bankacılık, mobil bankacılık yapıyorsunuz, size kimlik veriyor. Hatta gazetelerde size kimlik veriyor. Gazeteye üye oluyorsunuz mesela, size işte dergilere, gazetelere üye oluyorsunuz. Şimdi doğal art, yani eğer sizin bir username, kullanıcı adınız, bir de şifreniz varsa size o kurum bir kimlik vermiş. Siz onlarla bilgilerinizi paylaşmışsınız. O bilgi karşısında da o kurum size belli sözler vermiş. Devlet size nasıl eğitim, sağlık, oy gibi şeyler, sözler veriyorsa, örneğin Facebook'ta platformunu kullandırıyor. Twitter'da başka bir şey yapıyor. Şimdi bunların hepsinin de bir hiyerarşisi var dijital kimlik açısından. Yani sizin mesela Facebook kimliğinizin hiçbir önemi yok. Unutup gidebilirsiniz mesela. Ne olacak yani? Bir tane de alırsınız ve benzeri. Onu çok korumanıza da gerek olmayabilir. Tabii artık koşullar değişti. İnsanlar Facebook'tan, Twitter'dan rezil de olabiliyorlar. Başka bir şey yaratıyorlar. O ayrı bir şey. Ama Facebook sizin için çok önemli değil. Ama mesela online bankacılık önemlidir. Onu kaptırmak istemezsiniz. Onun koruması da yüksektir. Ve siz hatta online bankacılıktan e-devlete geçiş yapabilirsiniz. Yani devlet online bankacılığın, aslında devlet daha tepede olmasına rağmen daha güvenli olduğunu, yani güvenli olduğunu verir ve siz mesela atıyorum herhangi bir online bankacılıkta işlem yaptıktan sonra sol sağ üst köşede genellikle işte Türkiye Kov sitesine geçer misiniz? E-Devlet'e geçip oradan şey yapabilirsiniz. Doğalında sizin sürekli E-Devlet şifrenizi de girmenize gerek olmaz. Böyle geçişler olabilir. Ama bazı şartlarda Facebook kimliğiniz bile önemli oluyor. Mesela mülteci olarak başvuruyorsunuz bir ülkeye, sığınmacı olarak İngiltere'ye, Fransa'ya. Ver bakalım senin Facebook şeyini diyorlar sayfana. Telefonuna el koyuyorlar. Senin Facebook ya da Twitter sayfalarını sınır polisi kontrol ediyor. Sizin sığınma başvurunuzu da o dikkate alınıyor. Neden? Sizin, yani şu hikaye vardır, onu konuşuruz işte. Data, veri yalan söylemez. Kişi yalan söyler ama veri yalan söylemez. İşte adam diyor ki ben Afganistan'dan savaştan kaçtım diyor. Ver bakalım telefonunu. Telefonun içinde köyden düğün manzaraları, resimleri, halaylar çekiliyor, eğlenceler. Ya sen öyle pek savaştan kaçmış gibi görünmüyorsun. Demek ki sen emek göçmenisin. Sen buraya para kazanmaya gelmişsin deyip reddediyorlar. Yani belki adam geçmişten öyle bir fotoğraflarını koydu. Yani illa savaş fotoğraflarını mı koymak zorunda? Yıkık görüntüler, ağlayan insanlar mı göstermek zorunda? Hayır. Ama bunu sağlıyor. Buna bakıyorlar. Bir anda o Facebook kimliğiniz önemli oluyor. Hiç kimliğiniz yoksa, size güvenilmiyorsa Facebook kimliğinize bakıyorlar. O döneme göre işte bu dinamik bir şey. Doğalında biz dijital kimlikler içinde yaşıyoruz ama vatandaşlar olarak veya yasal şartlardaki göçmenler, diyelim ki siz Türkiye'de vatandaşsınız, ben burada yasal düzeyde bir göçmenim. O tarz bir riskli bir durumumuz yok. Bizim açımızdan biz meseleyi mahremiyet, privacy üzerinden tartışıyoruz. Aslında yani biz dijital kimliğimiz nedir ne değildir diye tartışmıyoruz çünkü bizim zaten kimliğimiz var. İstediğimiz yere de gidip kimliğimizi sunup istediğimiz hizmeti alabiliriz. Bizim derdimiz o nedenle privacy oluyor. Yani o dijital kimlikte ne biriktirdiniz? Kim ulaşıyor benim verilerime? Kimler bakıyor? O nedenle bu tarz mesela Batı ülkelerinde veya işte ne bileyim Türkiye gibi ülkelerde daha çok hak mücadeleleri şeyle başlıyor. Hani mahremiyet ya da işte bu gözetim toplumuna hayır.
işte benim kimliğim, hani ben kimliğimde ne olacağımı bilmeliyim gibi talepler var. Ama mülteciler açısından böyle bir durum yok. Yani mülteciler çok daha riskli bir durumdan başlıyorlar. Onlar için mesela kimliklendirme. Çünkü yeni bir ülkeye gidiyor, başvuru yapıyor ama belge sunamıyor veya belge sunsa da insan, karşı taraf o belgeye inanmıyor ve size kimlik veriyor. Yani kağıt verebilir ama o her zaman sahtelisi yapılabilir ve güvenilmez. Dijital ortamda verince daha anlamlı oluyor. Peki ben dijital anlamda verdiğinizde ben nasıl ulaşacağım sizin kimliğinize? İşte biyometrikle. Yani bir online ve dijital teknolojiler gelişiyor ama bir de biyometrik teknolojiler gelişiyor. Ben sizi, kimliğinizi, bilgilerinizi alırken, sizi kaydederken bir de bütün parmaklarınızı bastırıyorum. Biyometriğinizi alıyorum. Yüzünüzü tarıyorum. Ve siz böylece herhangi bir yere gittiğinizde bir mülteci olarak işte gözünüzü taratarak ya da parmak izinizi verdiğinizde ki karşı kişi karşınızda sizin kim olduğunuzu anlıyor. Orada veriler birikmiş çünkü. İşte Ürdün'de mesela Zaatari Kamp'ta böyle bir şekilde yapılıyor. Dijital kimlik verilmiş durumda. İnsanlara onunla para transferi yapılıyor. Çünkü ortada para gezdirmek istemiyorlar. Belki bu konuyu biraz daha tartışırız. Orada da ilginç gözlemleri olan arkadaşlarımız vardı. Onların aktarımlarını anlatabilirim. Ama gözünü işte scan ediyorlar. Bir hesaba ulaşıyor. O yaptığı harcamalar o hesaptan düşüyor. Yani ortada bir para yok. Her şey online. Her şey dijital ortamda. Orada o sizin yaptığınız alışverişler de birikmiş oluyor. Şimdi burada mesele bir de şöyle bir yanı var. Finansal entegrasyona geldiğimiz zaman. Şimdi siz dijital, yani kimlik şu anlamda önemli. Mesela şimdi savaş var ve insanlar kaçmış. Böyle can halinde, yani ölüm kalım savaşı veriyorlar yani. Ve örneğin UNHCR'ın noktasına gelmişler. Ya da oradaki bir komşu devletin sınırına gelmişler. Yani görece güvenli bir bölge. Orada sizi durdurmuşlar. İşte ya kamp kuracaklar ama böyle bir kaos ortamı var. Şimdi orada siz açsınız zaten. Yani yemeğe ihtiyacınız var, sağlık, yani böyle bir kriz ortamındasınız. Eskiden neydi? Oraya gelirdi bütün yardımlar. O yardımları dağıtırlardı size. Yani ne olursa olsun kimsen kim. Yani istiyorsan savaşçı ol, terörist ol veya gerçekten mülteci ol. Ona o yardım dağıtılıyor. Şimdi bu hem lojistik anlamda zor. Çünkü o insan oraya o kadar malzemeyi anında taşımak kolay değil. Hem de şöyle sıkıntılar oluyor. Siz şimdi sonuçta bir paket yapıyorsunuz. İşte içinde yorganı da var, temizlik malzemeleri var, her türlü işte şeyler var. Onu herkese dağıtıyorsunuz. Ama ailelerin ihtiyaçları farklı olduğu için kimisi yorganı kullanmıyor, kimisi temizlik malzemesini kullanmıyor ama bir şekilde alıyor. Şimdi artık şu tartışılıyor. Deniyor ki geldiği anda o insanlara bir dijital kimlik verelim deniyor. Ve oradan işte belli aynı yardım yapalım ama esas da para yardımı yapalım. Şimdi genel insani alandaki eğilim bu. Yani para yardımı her yıl böyle katlanarak artıyor toplam insani yardım altında. Neden para yardımı yapalım? Diyorlar ki yani şimdi işte insani aynı yardım yapınca herkesin ihtiyacı farklı. İki, İşte insanlara biz güç verelim, şey verelim, yani karar hakkı verelim. Yani insanlar gitsinler, istediklerini alsınlar, ihtiyacını alsınlar. Biz orada işte belli süpermarket gibi yerler kuralım, oradan gidip alsınlar diyorlar. İşte belki para biriktirirler, işte belki yatırım yaparlar. Hani tabii ki o ne kadar para veriliyor ama yani böyle fikirler ortaya çıkıyor. Peki siz oraya savaş bölgesine işte $1 milyon taşıyamazsınız nakit olarak. Taşıyıp dağıtsanız oradaki insanların, yani çeteler el koyar, bir sürü mesele ortaya çıkabilir. O zaman ne yapmak lazım diyorlar? Biz mobil para gönderelim. Her şey online olsun. İşte biyometrik kayıt alınsın. O insanın kim olduğunu belirleyelim. Ona biz mobil parayı gönderelim. Hatta blockchain üzerinden olsun ya da olmasın. O çok önemli değil. Yani o son teknolojilerin istediğiniz gibi kullanabilirsiniz onlarda. Burada da şu sorun ortaya çıkıyor. Bu insanları yeniden kimlik vermenizin önemi ortaya çıkıyor ve onu, o sorunu, yani gerçekten o olup olmadığını bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Yani siz alandaki insani yardım kuruluşunun insanlarına, personeline yeni bir görev veriyorsunuz. Eskiden onlar kamyondan gelenleri dağıtıyorlardı. Şimdi önce dur diyorlar, sen kimsin? Bir onu anlamaya çalışıyorlar, isim veriyorlar. Ondan sonra para yardım, işte onun sonunda bir kart veriyorlar. İşte bir sim kart ya da işte banka kartı gibi. Para oraya gelecek deniyor. Ya da işte telefon veriyorlar, içine sim kart koyuyorlar. Mesela Somali'de birçok insana böyle 10 tane sim kartı var.
sim kart dağıtılmış. Adam her ay telefonuna hepsini takıyor. Gelen mesajı alıyor, oradan parasını alıyor. Hop sonra onu çıkartıyor, diğer yerden gelen yardım alıyor. Onu şeyini yapıyor. Yani bu böyle bir şey var. Şimdi buradaki mesele esasında buradaki bir de şu tabii tartışmamız gereken konu şu. Bunların hepsi böyle bir mantık silsilesi içinde gidiyor ama sonuçta işin içinde bunu fonlayan ya da destekleyen en önemli şeyler, kurumlar, teknoloji şirketleri, cep telefonu operatörleri, finansal kurumlar. Çünkü muazzam bir şey var. Burada potansiyel var. Yani 90 milyon insandan bahsediyoruz. Bir dünya gıda programı için. Yöneticiler içinde 80 milyon insandan bahsediyoruz. Yani 3-5 kişiden bahsedilmiyor. Bu onlarca yıl sürüyor. Çünkü mülteci, yani şimdi mülteci tüccar işte müşteri yapmak istiyor deyince insanlar diyor ki şirketler ya bu mültecinin 3 kuruş parası var. Müşteri olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani zaten bunlar yoksul insanlar ama orada zaten müşteri uzun dönemde onlar olabilir ama bir de bu yardımı götüren firmalar, kurumlar var. Birleşmiş Milletler var, İnsani Yardım Örgütleri var, Kızılay var, Kızılaç var gibi kurumlar. Zaten burada muazzam büyük bir market var. Siz her şeyi online hale getirdiğiniz zaman cep telefonu operatörleri artık o sim kart üzerinden mobil bankacılıkla sağlıyor. Dolayısıyla sizin finansal bankalarla ve cep telefonu operatörleriyle ittifak kurmanız lazım. Burada da müşterinin tanı ilkesi var. Know your customer. Onun için de kimlik önemli. Yani siz bilmediğiniz bir X kişisine Yemen'de para gönderemezsiniz. Onu bilmek zorundasınız. Bu da ayrı bir dert. Ben de ona değineceksin. Uzun uzun bir giriş oldu. Evet. Teşekkürler. Bütün yazıdaki başlıkları, özetler nitelikte bayağı. Evet, konuştuk. Hepsine değindik. Şimdi ben de onu diyecektim. Detaylandıralım diye. Öncelikle hani ilk başlık müşterini tanıma şartı. Onun da hem yani avantajlarından bahsetmişsiniz o bölümde hem de yaratabileceği sıkıntılardan. Yani örneğin mesela resmi kayıtları olmadığı için eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere ulaşamayan insanların bir anlamda hani o çok çarpıcıydı zaten makalenin başında belirtmişsiniz onu. Yani bu insanların temel daha ihtiyaçlara erişemezken hani müşterileşmesi ve kapitalist sisteme entegre olması ne kadar yani göz önünde olmalı, gündem olmalı diye. Önce bir bundan konuşalım. Bizim de geçen haftaki tartışmamızda da zaten değindiğimiz bir konuydu. Yani bu işte genel olarak başvuru yapan insanların yani mesela yüzde olaraktan bilmiyoruz ama yüzde kaçı gerçekten daha temel haklara yani temel ihtiyaçlara erişememiş insanlar ya da yüzde kaçı belki yine orta üstü denilebilecek hani bu tarz finansal entegrasyonu konuşabilecek kişiler. O yüzden hani bunları bilmekte de fayda var. Yani aslında durumdan duruma göre değişiyor yani koşullardan koşula. Mesela işte Türkiye şartlarına bakalım. Türkiye'de işte 3,5 milyon civarında Suriyeli mülteci var. İşte onun dışında çok sayıda Afgan var, İranlı var. Onun dışında kayıt yani resmi izni olması da işte vizeyle gelen, Orta Asya'dan gelenler var. Bir sürü insan var çalışan. Şimdi siz aradan neredeyse 10 yıl geçtiği için artık Suriyeli mülteciler nezdinde bu tarz şeyler, programlar yapabilirsiniz. Yani çünkü artık bir Suriyeli mülteci iş adamları var, iş insanları var, kurdukları bir sürü şirket var. İrili ufaklı, KOBİ'ler var, çok sayıda öğrenci var, yakında mezun olup iş piyasasına girecekler. İşte onun dışında çalışan yüz binlerce insan var. Yani ben son rakamları bilmiyorum ama 2016'da biz işte yaklaşık 500 bin kişi tekstilde diye konuşuyorduk. Ama hani bu rakamı kim hesaplamıştır, nasıldır onu hiç bilmiyorum yani. Ama böyle genel kabuller vardı. Yani yaklaşık işte 3,5 milyonsa çocukları falan ve yaşlıları çıkardıktan sonra önemli bir kısmı çalışıyor. Yani ekonomik anlamda üretken insanlar. Şimdi siz buralarda tabii ki daha farklı hedefler koyacaksınız. Yani onların finansal entegrasyonu meselesi daha farklı burada. Şimdi Türkiye şartlarında iyi kötü insanlar okula da gidiyor. Yani gitmeyen de bayağı bir öğrenci var ama en azından önemli bir kısmı gidiyor. Sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor. Artık burada siz şunu tartışmaya başlıyorsunuz. Örneğin çalışan insanların yasal şartlarda çalışması, yani kayıt dışı çalışmaması, şeyin de yani işte küçük orta işletme sahiplerinin de daha rahat işte üretim yapabilmesi, ticaret yapabilmesi ve benzeri. Şimdi buralardaki dijital kimlik projeleri biraz daha farklı oluyor bizim gibi ülkelerde. Bizde biraz geç gündeme geldi. Çünkü zaten herkesin kimliği vardı ama yani kimliğin bir daha dijitalleşmesine ne gerek var meselesi.
burada finansal entegrasyon meselesinde ortaya çıktı. Çünkü o kimlikte biriken verinin finansal entegrasyon için anlamlı olabileceği düşünülmeye başlandı. Veya mesela Antep'te şu an bir başka dijital kimlik projesinde işte sertifika programları kimlikte saklanıyor. Yani bir sürü işte şeye katılıyor mülteciler, çalışmak için işte mesleki eğitim kurslarına katılıyor. Ama yani gerçekten katıldı mı, katılmadı mı, o diploma gerçek mi değil mi, bir sürü mesele belki gündeme gelecek. O kimliği verdiği zaman işverene, işveren o kimlik üzerinden görebiliyor aldığı sertifikaları ve kualifikasyonu. Şimdi işin bir tarafı öyle, ama diğer tarafı mesela örneğin Rohingya'da böyle bir mesele daha farklı. Yani Rohingya'da siz orada acil para dağıtmaya çalışıyorsunuz, yardım dağıtmaya çalışıyorsunuz. Yani orada kamptaki mültecilerin şeye girmesi, nasıl diyeyim, ticaret yapması ve benzeri gibi konular o kadar gündemde değil. Orada önemli olan insanlar birden fazla yardım almasın, herkes yardıma hızlı bir şekilde ulaşsın. Ekstradan şey gibi konuları da tartışıyorsunuz. Mesela işte kadınlara da yardım ulaşsın. Mesela işte yani eşi daha böyle herkes bir şekilde yardımdan yararlansın. İşin içinde biyometrik ve benzeri şeyler girince iş kişiselleşiyor. Doğalında o para eğer bir kadına gönderildiyse o kadın onu başka biriyle paylaşamıyor bir şekilde. Ya da başka biri onun parasını el koyamıyor gibi. Böyle çözümler kendinizce bulabiliyorsunuz. Afrika'da mesela veya işte mesela Afrika'da şey var. 2-3 nesildir mülteci konumunda olan kamplarda yaşayan gençler, insanlar var. İşte bu Sub-Sahara'da böyle birkaç yerde var mesela. Onun dışında mesela yine Orta Doğu'da Filistinlilerin Ürdün'de kampları var. Bunlar böyle nesiller boyu orada. Orada da yine şey tartışması oluyor. Bu kez gençleri mesela uluslararası piyasaya şey yapmak. Yani mesela örneğin freelance şey olabilmesi, kodlama yapabilmesi. Yani siz ona kodlama öğretiyorsunuz. O artık uluslararası alanda artık kodlama yapmaya başlıyor. İşte web sitesi yapıyor. Yani ufak tefek sahip olduğu mesleki şeyleri kullanıyor. Ama dijital kimlik sayesinde uluslararası alanda kendini var edebiliyor. Yani bir şekilde bazı firmaların tedarikçisi olabiliyor veya işte bazı freelance işler yapabiliyor gibi. Yani her bir ülkenin şartlarında farklı dijital kimlik projeleri var. Ama hepsinde şöyle bir şey tartışmak gerekiyor. Burada siz her türlü veriyi saklayabiliyorsunuz. İşte bazı yerlerde eğitim verileri oluyor. Mesela işte Afrika'da Malawi'de mesela aşı önemli. Orada çünkü salgın hastalıklar, tropikal hastalıklar çok olduğu için sizin aşı karneniz önemli. Yani önemliyse onu saklıyorsunuz. Tabii ondan sonra bu verilere kim ulaşıyor, bu verileri kim eğitiyor, tartışıyor. Bunlar ayrı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Hem o hem de yani dediğiniz gibi birçok türlü veri saklanıyor. Bir de ben okurken hani hep kafamda şu soru belirdi yani. Ya mesela kimi insan böyle dediğiniz gibi dijital kimlik sadece işte ad, soyad, aile bilgisi gibi devletin ulaşabileceği şeylerden de daha fazlası var. Yani dediğiniz gibi işte örnek verdiğiniz aşı bilgileri ya da sosyal medyadaki hesaplar olsun, oradaki bilgiler. Ama her insan bu kadar nasıl diyeyim yani istekli olmayabiliyor kendi bilgilerini paylaşma konusunda sosyal medyada. O zaman eğer sistem şöyle ilerleyecekse, burada paylaşılan bilgiler üzerinden yardımlar ya da işte finansal bir takım uygulamalar kullanılacaksa, o zaman bu kendi bilgilerini paylaşmak istemeyenler üzerinden yine bir sanırım eşitsizlik ortaya çıkacak. Yani şöyle bir mesele diyebilir. Yani mesela şöyle örnekler çok görülüyor. Örneğin bir sürü mülteci gidip biyometrik kayıtlarını vermemek için işte mesela yardım alabileceği yerlerden almıyor. Kamplardan uzak duruyor. Veya işte eğer biyometrik kaydını verdiyse işte parmak izini yakmaya çalışanlar var. Neden? Çünkü işte onu mesela mültecinin hedefi işte şeye kadar gitmek, Fransa'ya gitmek. Yolda kayıt oldu. Bunun bilinmesini, kayıtlara geçmesini istemiyor. Çünkü yakalanırsa işte Fransa'ya gidene kadar geri gönderilebilir. Yani bunun belli sıkıntıları var. Ama mesele şöyle bir şey. Yani sizin bir kimlik size verildiği zaman işte siz onun üzerinden örneğin sim kartınız var. Zaten en önemli şey bu. Telefon herkeste var artık dünyada.
ve sim kart üzerinden bütün hareketliliğini insanların takip edebilirsiniz. Ve bu buradan toplanan veri üzerinden çok fazla konuda işte kişinin sosyoekonomik yapısına, yaklaşımına kadar hani işin içinde anonimize bile edilse o verileri tespit edebilirsiniz. Mesela Türkiye'de mülteciler için büyük veri işte böyle bir yarışması yapılmıştı Türk Telekom'la beraber. Oradaki verilerde sadece şey vardı yani bu CDR denilen işte kule verileri vardı. Hiç içerik yok. Yani mültecinin şeyi var, kimliği var. Onu biliyoruz mülteci olduğunu. Bir de farklı nereleri aradığını, hangi tarihte onu biliyoruz. Bunun üzerinden dahi siz çok büyük ve çok gerçekçi tahminlerde bulunabiliyorsunuz. Kişinin iş arayışından sosyal entegrasyonuna kadar. Yani örneğin yerli nüfusla konuşuyorsa ayrı. Hiç konuşmuyorsa, hep mültecilerle konuştuysa onun sosyal entegrasyonuna bakıyorsunuz. Çalıştığı yerleri buluyorsunuz. Mesela çok ilginç yerlerde Suriyeli mültecilerin çalıştığı, kayıt dışı çalıştığını oradan tespit etti hocalar. Ben o yarışmaya katılmamıştım. Sonraki sonuçlarını biliyorum. Mesela büyük bu İstanbul Havalimanı inşaatında çok sayıda Suriyeli işçinin çalıştığını tespit etmişlerdi. Yasa ama bunu açıklayamadılar. Ama açıklayamadılar bunu çünkü orada informal çalışıyorlar. Yani onu tespit ediyorsunuz. Niye? Çünkü telefon verisi oradan her gün sinyal veriyor. Yani bunu anlamak çok zor değil. Ya da o telefon verisindeki farklılıklar üzerinden de bulabiliyorsunuz. Yani mesela işte Belçika'da bir fabrikada bunu yapmışlar. Bir anda işçiler farklı illeri, farklı yerleri aramaya başlıyorlar. Önceden sadece ailelerini ararlarken bir şeyler değişmeye başlıyor ve siz oradan hemen orada araştırmacılar diyor ki burada iş yeri kapanacak. İşçiler yeni iş aramaya başlıyor. Bir sorun var. Yani normalde siz bunu bir araştırmacı olarak istatistiki, resmi istatistikten bir yıl sonra öğrenebilirsiniz. Yani ya bir iki yıl sonra öğrenebilirsiniz. Şimdi cep telefonu verisi inceliyorsanız anında öğrenebiliyorsunuz. Yani çünkü bir olağanüstü tavır var. Her gün öğlenliğin sadece yakınını arayan işçiler bir anda şehir dışlarını aramaya başlamışlar. Demek ki burada bir mesele var. Şimdi mülteciler için de geçerli. Yani bu adam nereye arıyor? Kimlerle görüşüyor? Bunların hepsi veri veriyor. İşin içinde bir de ayrıca sosyal medya verileri var tabii. Girerse paylaşırsa ama onları paylaşmasa bile çok dikkatli bile olsa. Ya da mesela çok güvenli yerlerden işte WhatsApp'tan konuşuyor. Niye işte güvenli olduğu düşünülüyor. Ne kadar güvenli olduğu tartışılır tabii. Yani dışarıdan orayı kırıp dinlemek de mümkün olabilir ama doğrudan içinde de farklı elemanlar girebilir o tarz grupların. Yani bir sürü mesele var. Şimdi siz aslında buradan büyük bir veri sunmuş oluyorsunuz cep telefonu operatörlerin elinde. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Dünyada cep telefonu operatörlerin örneğin Vodafone gibi, Orange gibi işte çeşitli kuruluşların sahip olduğu dataya dünyadaki devletlerin önemli bir kısmı sahip değil. Ya da yani, bunu finanse eden kurumlar. Evet yani bilgi değil. Çünkü o kadar kuvveti yok, şeyi yok. Ya da mesela şöyle düşünün. Türkiye'deki mülteciler hakkında bilgiye göç idaresi mi daha fazla sahiptir yoksa Vodafone mu mesela? Yani tartışılır. Vodafone olabilir. Çünkü o göçmenin, mültecinin yaptığı hareketleri daha çok, daha iyi görüyor. Yani onu analiz etmeye kalkarlarsa göç idaresinin elde edeceği verilerden çok daha derinlikli analiz yapabilirler. O nedenle de biz hemen bu işin verilere, şirketlere, bu şeylere geliyoruz. Yani oradaki kaygılar ön plana çıkmaya başlıyor. O zaman da hem şey yazının seyrine de takip edeceksek zaten hemen ondan sonra o geliyor. Burada da şeyden bahsetmişsiniz işte şu anda hem bu telefon kampanyaları şeyleri, kurumları hem bunları finansal desteğini sağlayan kuruluşlar. Şimdi bir yandan da devletler dediğiniz gibi küçük bir faydada kalıyor ama güvenlik için önemli bir nokta. Sizin de zaten herhalde çalışmalarınız büyük alanını o kapsıyor. İşin güvenlik boyutu. Ve bunların işte burada kim tedarikçi, kim paydaş başlığının altında tartıştığınız gibi orada da yani hem yine dezavantajlar bir taraftan avantajlar. Yani şey noktası da belki tartışmalıyız özellikle yani bu mültecilerin zaten sizin belirttiğiniz gibi yani seçim şansları olmadığı için yani bu tarz işte bilgilerini paylaşma konusunda belki işte bir söz hakkı bulunmadığı için bunun aslında bir denek proje
olmasından da bahsediyorsunuz. Burada mesela devletlerin bu konudaki bir proje çalışmaya tavrı neden daha kısıtlayıcı olmuyor? Ya da şirketler niye bunu bu kadar fazla destekliyorlar? Yani şöyle, şimdi siz, ya birincisi zaten birçok devlet istemiyor yani mültecinin gelmesini. Yani zaten o ciddi bir yük. Yani Lübnan zaten çok berbat bir durumda mesela, düşünün. En son patlamadan sonra, ama şimdi ne oldu? Orada orada hala bir çok sayıda mülteci var. Ekonomik krizler olduğu zaman birçok ülkede mültecilerin meselesi ön plana çıkmaya başlıyor. Türkiye'de de bu yönde bir şey var. Ya birisi, yani devletlerin ya da o politikalar ayrı bir yerde, yani onların etkisini görmek gerekiyor. İkincisi, buradaki kitleler üzerinden veri toplamanın şöyle bir şeyi var. Çok fazla yasal düzenlemeye de dahil değil. Yani siz bir vatandaştan toplayamayacağınız ya da işte bazı ülkelerde toplayamayacağınız verileri oradaki insanlardan toplayabiliyorsunuz. Örneğin işte Facebook bir yüz tanıma sistemi üzerinden yapay zeka geliştiriyor ama Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzünü kullanamıyor. Yani neden? Çünkü yasalar var. Orayı koruyan şeyler var ama diğer ülkelerinkini kullanabiliyor. Bu mesele var. Bir de şunu şey yapmak gerekiyor. Yani şimdi burada alanda kim operasyonda? Yani kim çalışıyor burada? İşte daha çok insani yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler kuruluşları var alanda çalışan. Yani bir mülteciliğe bağ kuran. Türkiye'de de son döneme kadar mesela UNHCR aktifti. Göç İdaresi'nde sonra birçok görevi devretti ama sonrasında da hala birçok işte STK diyebileceğimiz kuruluşlar mültecilere işte hizmet sunuyorlar işte. Şimdi burada mesele şu, benim biraz tartışmaya çalıştığım. Yani şimdi bu finansal kuruluşları, ya yani şimdi bu insanlara yardım göndermek lazım, para iletmek lazım. Şimdi o noktada demin bahsettiğimiz mantık işlemeye başlıyor. Ya işte aynı yardım yapmayalım, para yardım yapalım, insanlar sevsin. Harika fikir. Hadi o zaman para yardım yapacaksak bu kadar parayı da oralara taşıyamayız. Yani bu da çok zor. Yani bunu güvenliğini almak mümkün değil. Haydi ondan sonra şunu yapalım. İş ne oluyor? En sonunda sizin mobil olarak göndermeniz. Hatta işin içine işte böyle şeyler giriyor. Blockchain uygulamaları. Blockchain'ler giriyor. Niye? İşte kişisel güvenlik ve benzeri, işte kriptografi. Bu da çekici laf. Yeni bir teknoloji ve benzeri. Hem sizin bu fon almanızı sağlıyor. Çünkü inovasyon kullanıyorsunuz. Hem de işte belli hizmetleri yapmanızı sağlıyor. Ama sonuç itibariyle gidiyorsunuz, bazı şirketlerle iş yapmak zorundasınız. Şimdi burada da iki tür şirket var. Bir tanesi çok büyük şirketler, küresel şirketler. Mesela işte Palantir örneğinde olduğu gibi böyle CIA ile çalışan böyle kötü ünlü şirketler var. Onlar gidip çok büyük işleri alıyor. İşte Dünya Gıda Programı'nın 92 milyon kişiye verdiği veriyi onlar temel oluşturuyor ki çok ciddi sıkıntı. Bir de çok küçük startuplar var. Bunlar çok ayakta duramıyorlar. Onlar da böyle çok mesela özel, işte Kenya'daki bir mülteci kampındaki bir gruba işte blockchain üzerinden bir hizmet sunmaya çalışıyorlar. Onların da işi büyütemiyorlar. Yani bir de öyle bir mesele var. Yani teknoloji şirketleri de biraz farklı, yani bütün teknoloji şirketleri aynı değil. Ama velhasıl en sonunda siz gidiyorsunuz bir şirketle ya da bu tarz bir uluslararası şirketle ya da bir bankayla anlaşmak zorundasınız. Çünkü İnsani yardım kuruluşları da, Birleşmiş Milletler teşkilatları da teknoloji şirketi de değil, finans şirketi de değil. Onların bu konuda bir uzmanlıkları yok. İçlerinde bu noktada adım atabilirler, yatırım yapabilir ama yapmıyorlar. Burada da politik kararlar var. Yani sonuçta yapıla da bir sonuçta. Birleşmiş Milletler'in UNHCR bir tane ekip kurup kendi kimliğini kendisi yapabilir ve benzeri. Onu da yapmıyor. Sonuçta siz biliyorsunuz bir şirketlerle çalışıyorsunuz. Şimdi bu şirketler de burada örneğin cep telefonu operatörleri çok aktif bu konuda. Hem yeni bir kitleye ulaşıyorlar, hem dokunulmamış veriye ulaşıyorlar. Ve sizi aslında yani oradan piyasaları bir şekilde ya da pazarları yönlendirmeye başlıyorlar. Şimdi burada benim sorduğum soru şu oluyor. Bunlar tedarikçidir sonuçta. Teknoloji size sunuyor. Ama iş dönüp dolaşıyor. Bu şirketler o kadar kuvvetli ki İnsani yardım kuruluşları ya da Birleşmiş Milletler'in çalışanları onlar için veri toplayan, onlar için insan kaynağı, yani onların veri tedarikçisi haline geliyor. Mesele orada. Yani aslında rol değişimi oluyor. Yani siz hizmet aldığınız bir kuruluşken siz mesela böyle birçok şirketle çalışıyorsunuz. Örneğin gidip battaniye almak için bir tekstil şirketiyle de anlaşabilirsiniz. O da sizin bir tedarikçiniz. Ama işte teknoloji altyapı sunan da sizin tedarikçiniz.
Ama bir noktada o finansal ve teknoloji şirketleri ve cep telefonu operatörleri o projelerde öyle bir hakim hale geliyorlar ki ve bunların hepsini işte bu finansal entegrasyonun gelişmesi üzerinden biz temellendirip tartışıyoruz. Bir süre sonra o insani yardım kuruluşları onların tedarikçiliğine dönüşüyor. Yani Vodafone Yemen'e adam göndermiyor Yemen'deki insanları ikna etmek için. Zaten orada Dünya Gıda Programı'nın ya da bir sürü kurumun elemanı var. Onlar girip o zor şartlarda çalışıyor. Musul'a adam göndermiyor. İşte orada çalışıyor. Yani bu da aslında sorgulanması ve tartışılması gereken bir konu. O zaman bu hem de yani bu operatörler arasında belki yani birçok kurum bir arada çalıştığı için bu herhalde sınırlı fonlara ulaşmak konusunda ondan da bahsediyordunuz yazınızda bir rekabet olacak. O da belki bir takım yine eşitsizliklere, dezavantajlara sebep olacak. Bir diğer sorun da bu. Birçok avantajı yanında birçok dezavantaj da var. Ya evet, yani şöyle işte biraz belki şöyle düşünmek lazım. Yani belli bir mantık silsilesini anlamak mümkün ama illa bu mantığı mı kurmak zorundayız? Belki başka bir mantık kuramaz mıyız şeklinde düşünülebilir. Yani insani tam savaştan kaçan ya da depremden kaçan insanlara yardım ayrı bir şey ama yani nesiller boyu orada mesela diyelim ki ya 20 yıldır kalıyorlar bir kampta ya da 30 yıldır kalıyorlar. Ya hala bu şekilde sürdürmek zorunda mıyız? Yani niye bu insanlara o yetki, imkan tanımıyor? Niye orada o insanlar kendi ayakları üzerinde durup kendi kararlarını alamıyorlar? Buna izin verilmiyor. Niye o pasif durum ve yardım alan şey konumu devam ediyor? Yani mesela bu Zaatari kampında insanları çalıştırıyorlar işte. Kadınlar, erkekler birçok yerde çalışıyor. Karşılığında hala insani yardım alınıyor. Ya bu insanlar 10 yıldır, 20 yıldır çalışıyorlar. Yani bu insanlar artık işçi statüsü verin. Düzgün maaş verin, sendikal haklar verin, değil mi? Bunları koymak gerekiyor artık. Yani o insanları bırak kendini yönetsin. Orada bunun altyapısı oluşsun. Hala niye siz gidip insanlara şey yapıyorsunuz? Yani izin vermiyorsunuz, engel oluyorsunuz gibi bir sürü şeyi tartışabiliriz biz. Veya siz neden Nijerya'daki bir gruba yardım etmek istiyorsanız İngiltere'deki örneğin Oxfam'la anlaşıyorsunuz mesela. Ya da başka şey. Mesela ben o belki de Nijerya'daki güçlü bir işçi sendikasına o parayı verseniz, onlara yardımcı olsanız, onlar gidip oradaki insanları hem yardım ederler, hem belli eğitimler yaparlar ve benzeri gibi, değil mi? Yani yerel kaynaklara niye siz destek vermiyorsunuz? Bunları da tartışabiliriz. Yani aslında bunlar pek tartışılmıyor. Bunları oturup tartışabiliriz insani yardım alanında. Ama bir yandan da kim bu fonları veriyor? İşte dünyada birkaç tane donör ülke var. İşte İngiltere, Amerika gibi. İşte Çin şimdi yavaş yavaş çıkıyor. Türkiye işte arada bir bazı yardımlar yapıyor falan gücü şey olduğu zaman. Doğalında bu bir sürü kurum bu mesela İngiltere'nin fonundan işte yararlanmak için başvuruyor. Siz öne geçmek için ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben en inovatif çözümü ben sunuyorum diyorsunuz. İşte blockchain diyorsunuz. Bunlar sizin öne geçmenizi, o projeyi almanızı sağlıyor. Mobil bankacılık diyorsunuz. İnsanları buradan biz işte güçlendireceğiz, kendi ayaklar üzerinde duracak diyorsunuz. Böyle bir rekabet. Sonra da sizin zaten o kısa dönemli sözleşmeyi, projeyi yerine getirmeniz lazım. Ne yapıyorsunuz? Kendi içinize yatırım yapamıyorsunuz ki bir blockchain uzmanı alıp onların her şeyi baştan yapmasını beklemiyorsunuz. Dışarıdaki bir blockchain şirketiyle anlaşıyorsunuz. Ya da bir cep telefonu operatörüyle anlaşıyorsunuz. Şimdi oradan bakınca mesela bu insani cash transferde, nakit transferde şöyle bir mesele var. Çıkan paradan İşte amaç ne işte mülteciye'nin paraya ulaşması. Kişi başı ödenen yani için ödenen paranın ancak en iyi en verimli şeyde projede %45'i mülteciye gidiyor. Mesela Irak cash transfer programında %45 falan yani %65 diğer yerlerde dağıtılıyor. İşte niye kurum gidiyor kendi içinde operasyon için alıyor. Orada eleman alıyor. Arada gidiyor bir cep telefonu operatöründe para veriyor, bir şirkete para veriyor. Sonuçta düşe düşe mülteciye %41 liranın 45 senti işte kuruşu düşüyor. Bunların hepsi aslında tartışılması, sorgulanması gereken konular. Yani şirketlerin rolünden başlıyoruz. İşte mültecilere, göçmenlere nasıl destek olunmalı konusuna geliyoruz. Onların entegrasyonu meselesine geliyoruz. Bu veriler nerede birikiyor, kim ulaşıyor, ona geliyoruz. Yani mesela cep telefonu operatörlerine ya da bu mobil bankacılığı kullananlara
bunların o verileri ne yaptığına karşı kimsenin bildiği bir şey yok. Yani kontrol de yok. Siz veriyorsunuz, buna para gönder diyorsunuz. Gönderdim diyor. Sonra ne oldu o veri? Sonuçta bu insanlar hassas konumda olan insanlar. Siz niye onu bir şirkette paylaştınız? Ya da mesela ben şöyle bir soru sormuştum Dünya Gıda Programı'nda. Yani ya ne yapalım, bir şirkette çalışmak zorundayız diyor mesela. Niye Huawei ile çalışmıyorsunuz diyorum. O da şirket mesela. Yok diyorlar, Huawei olmuyor. Yani bu aslında bir Birleşmiş Milletler kuruluşu. Niye Huawei için? Sen Amerikan şirketiyle bir şekilde ya da İngiliz şirketiyle çalışıyorsun. Hani burada bir sürü işin içinde politik meseleler var, sıkıntılı meseleler var. Bunların hepsini sorgulamak gerekiyor. Bu dijital kimlik meseleleri bunların aslında tam bir başlangıcı. Çünkü siz önceki her şeyi kimlik vermekle başlıyor. Kimliği verdiniz mi ondan sonra o insana yıllar içinde siz müşteri de yapıyorsunuz, tedarikçiniz de yapıyorsunuz, işte ne bileyim mikro kredi de dağıtıyorsunuz. Yani şöyle örnekler var. Yardımı bitiyor mesela kişinin. O telefon operatörü o kişiye reklamlar göndermeye devam ediyor. Neden? Çünkü onda kayıt var. Normalde yapmaması lazım. Yani etik açıdan olmaması lazım. Anlaşmalara aykırı ama kim bunu kontrol edecek hiç belli değil. Yani böyle birçok sorunu aslında tetikleyen bir konu bu. Evet, dediğiniz gibi en sonda oluşabilecek sorunları da konuştuk. Yani tamamen zaten yazıdaki bütün noktalara değindik. Yine ben de özetleyeyim kısaca. Önce dijital kimlik nedir tanısı olarak onu konuştuk. Sonra bu müşteriyi tanıma şartının önemli bir nokta olduğunu bu uygulamada ondan bahsettik. Dünyadaki uygulamalarından örnek verdiniz. Ve bu avantaj dezavantaj noktasında işte kimin tedarikçi olduğu, kimin bundan faydalandığı ya da işte faydalanamadığı, bu sistemde çarklarda yüzdelerin giderek mültecilere azaldığından bahsettiniz en sonunda. Yani genel olarak kullanılan teknolojiler, uygulama örnekleri ve sorunlarından bahsettik. Şimdi tam da zaten yazının bütün başlıklarına değinmişken burada kaydı bitirebiliriz. Birçok soruda zaten chatten de yazdı arkadaşlar. Onlara da o şekilde devam edelim. Başak Hoca'dan rica edeyim kaydı bitirmesini. Teşekkür ediyoruz. Tamam, kapatıyorum şu anda kaydı. Stop diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür edeyim.